Herkese selam arkadaşlar, ben Meriç. Bugün sizlerle teker nasıl yapılır videosu çekiyorum. Sonunda artık bayağıdır video atmıyordum. Gene iş değiştirdim vesaire vesaire, zaten olanları biliyorsunuz. Genel olarak beni Instagram'dan takip edenler biliyor. Gene ben iş değiştirdim, bir şeyler yaptım. Artık daha çok YouTube'a vakit ayıracağım. O yüzden bu kadar yani, o yüzden yok. Ya bir de şey, quick shifter taktırdım motora. Artık shifter'ımız var. Kameramızın şarjı %55. O yüzden hızlıca anlatmam lazım. Bir şimdi sahile çıkalım. Şimdi her şeyden önce teker yapmak basit iş arkadaşlar. Şu debriyajı bir anda bıraktığınız zaman teker yapıyorsunuz ama önemli olan tekerde gitmek. Bir de bir önemli olan bir olay daha var. Ekipman arkadaşlar, lütfen kaskınızı, montunuzu, eldiveninizi. Eldiven çok önemli. Eldiven gerçekten çok önemli. Yere düştüğünüzde ilk temas eller. O yüzden ellerinizi koruyun. Rica ediyorum. Eldivensiz yapmamaya çalışın. Yani önermiyorum. Ben de bu arada şimdi videonun ön başı... Dur bir dakika ya. Söyleyemedim. Önden bir uyarayım, ben de mükemmel derecede teker yapmıyorum. Sadece size bildiklerimi anlatacağım. Artık bu arada bu işin düşme tarafı var. Düşebilirsiniz. Düşünce üzülmeyin. Üzüleceksiniz, teker yapmayın. Bu kadar basit. Çünkü düşülüyor yani, Allah var. Ben bu zamana kadar 6 defa düştüm arkadaşlar. Bu motorla şükür daha düşmedik. İnşallah bugün de düşmeyiz. Daha düşmedik şükür ama yani düşülebilir arkadaşlar. O yüzden ayağınız hep arka frende olsun. Benim ayağım arka frende değil. Ben fren yapmasını da bilmiyorum. Öğrenemedim, başaramadım ama deniyorum şu sıralar. Bakalım. Şu sahile çıkalım da bir şurada artık. Şimdi geldik. Bu söyleyeceklerim bu arada MT25 için geçerli arkadaşlar. Şimdi önemli olan, bir de MT25 zaten geliyor. Şimdi yapmanız gereken şey ilk başta şu amatöre vurmak. Bak. Amatör nasıl esniyor görüyor musunuz? Esneteceksiniz. Debriyajı çekeceksiniz. Gaz vereceksiniz, sonra amatöre vuracaksınız, o yukarı doğru atarken sizi debriyajı bir anda bırakacaksınız. Yani bakalım bir. Dediğim gibi bir içindi bu arada. Bir de amatöre vurmanıza gerek yok, zaten her motor gelir. Ama vurursanız daha rahat gelir, fazla da gelebilir. O zaman da hemen ne yapıyorsanız yapın, ya debriyaja basın tekerde, baktığınız fazla geldi düşeceksiniz, hemen debriyaja bas. Gazı kapatmak beyin çünkü zor. Gazı zor kapatırsınız. Tabi gazı kapatabiliyorsanız gazı da kapatın. Debriyaja da basın hemen, bir şey olmaz, korkmayın. Şimdi 2 için konuşuyorum. 2 bu motorda geliyor, 2022-23'lerde geliyor. Ama eski kasada oturarak 2 de tekere gelmiyor. Allah, konuşamadım. Mesela bunda da fazla bir amatör kullanıyorsunuz. Sonra teker alınca da gazla oynuyorsunuz. Şuradan bir kurtulalım hemen. Karşı yola geçeceğim. Karşı yol biraz daha iyi çünkü. Umarım ses mes güzeldir valla. Kask da değiştirdim arkadaşlar. Artık AGV K1 kaskımız var. Yani nasıl olur hiç bilmiyorum ya. İnşallah random çekiyorum. Çok özledim sizi. Bayağıdır video çekmiyordum. Artık videolar kaldığı yerden devam edecek inşallah. Şimdi buradan da geçelim. Şimdi ne yapıyorduk ilk başta? Bizim asfaltlarımız çok kötü. O yüzden teker birazcık sarabilir arka taraf. Ben size göstereceğim şimdi. Bir ile gidiyoruz ya. Bir saniye, arkamızı bir boşaltın. Her şeyden önce bir de arkaya bakın. Bir de gidiyoruz ya, yaklaşık 20-25-6000 devirde.
Dediğim oldu, lastik sardık. O yüzden şurada göstereyim. 1 ile gidiyoruz. 30. Vites atma bir sonraki evre. Daha ben de vites atamıyorum. Arada bir geçiyor, arada bir geçmiyor. Yani mantık tamamen bu. Debriyaja basıp fazla gaz verip debriyajı bir anda bırakmak. Ama tek parmak kullanın. Yani 4 parmakla bir anda bırakırsanız eliniz buradan kaçar. Buradan kaçtığı zaman da artık gidon sağa döner, bir şeyler olur, düşersiniz. O yüzden gerek yok. O yüzden her zaman tek parmak. Şimdi ayakta tekeri de öğreteceğim. Bu arada ayakta teker daha kolay, haberiniz olsun. Onu da öğreteceğim ama birazcık trafik var. Bu trafikte teker de olmaz, hiçbir şey olmaz. Ayakta tekeri birinci viteste kesinlikle önermiyorum. Yapmayın arkadaşlar, fazla geliyor çünkü düşersiniz. Ben daha önce bir kez düştüm ayakta teker yüzünden. Birinci viteste yaptım, fazla geldi, ayarlayamadım. Çünkü iki ayağınız da arka peglerde olduğu için ayakta da frene hiç basamıyorsunuz. Zaten bende o yeti de yok zaten. Bakalım burada aynen önümüz var. Ayaklıklarımız açık mı? Açık. Şunu da açtık. Şimdi 1 ile gidiyoruz. 2 yaptık. Ne yaptık? Ayağa kalktık. Bak sağ elime bak. Size göstereceğim diye. Sağ elim nasıl gazı pompalıyor, gördünüz mü? Gazı hep pompalayacaksın. Tekeri almak önemli değil. Önemli olan gitmek. O yüzden almaya çalışmayın. Almaya çalıştıkça yapamazsınız. Burayı da bir geçelim. Şimdi geldik yine teker yapacağımız bölgeye ama trafik mi var? Aynen, inceden bir trafik var, bir şey olmaz. Yine ikinci vites, amortisörü kullanacağım şimdi. Vites atmayı daha ben de çözemedim yani. Atıyorum iniyor, anlamadım, fazla gelebilir. Fren kullanmıyorum, valla düşebiliriz. O yüzden önermiyorum, vitesi atmayın ilk başta. Bu zamana kadar ben hiç vitesi atmadım arkadaşlar. Hep senteye alıp sentede gittim. Senteyi zaten bir kere öğrendiğiniz zaman... Allah, abi niye koşuyorsunuz ya? Aklım çıktı, polis sandım. Uf. Neyse, şuradan bir kurtulalım ya. Buralarda çok trafik var hem. Bir alana götüreyim ben sizi. İnciraltı helikopter pisti belki doludur. Şimdi bir oraya bakarız. Eğer orası doluysa otoparka götüreceğim. Hadi ya, bunlar ne yapıyor?
sarı mı yanıyor, yeşil mi yanıyor anlaşılmıyor ki ya. Sarı yanıp söndü az önce. Ben de tam geçerken kırmızı oldu. Neyse basalım. Şurada bir ufak fren. Virajımıza girdik. Şimdi buradan giremedik. Helikopter pisti burası arkadaşlar. İkiye attık. Amasörü kullandık geldi. Şimdi gazla oynama vakti. Şimdi burası biraz boş gibi. Şimdi tekrar bir de yavaş. Geldi. Burası biraz kalabalık gibi ya. Burada video çekilmez gibi. Bilmiyorum bakayım. Ya çekilebilir yani. O zaman şimdi başlayalım. Ne yapıyorduk ilk başta? Debriyajı sıkıyorduk. Bir de vites atma olayını siz boş verin. Şu an benim ne yaptığımı sadece ellerime bakın. Mesela ikinci vitesteyiz şu an. Şimdi bir de ayakta yapalım. Ayakta içinde dediğim gibi sürücü peklerine değil yolcu peklerine basıyoruz. Şimdi şurası bakayım bir boşluk var mı? Var. O çocuk gelir mi? Gelmez. Şimdi ayağa kalktık. Ayağa kalktıktan sonra zaten yavaş yana gelin arkadaşlar. Fazla gelirse düşersiniz. O yüzden yavaş. Aceleye gerek yok. Tekrar. Tekrar aynı yerde ayaklarımız. Ya burası çok kısa ya. Hemen bitiyor. Denize uçacağım şimdi. Az kaldı. Ayakta dediğim gibi. Ayakta bence daha rahat. Sonra başka size ne öğretebilirim? Şimdi size lastik yakmayı öğreteyim mi? Ya bugün apaçilik öğreteceğim size. Ama fazla yakamam. Çünkü lastiklerim yeni. Şimdi ilk başta motor birinci viteste. Elimiz debriyajda. Sağ elimiz gazda ve frende. Şimdi en önemli şey motor. İlk lastik yakmaya başladığınızda ön freni sıksanız da motor ilerler. Çünkü bunlar birazcık güçlü motosiklet. Her motorda bu arada lastik yakabilirsiniz. Önemli olan motoru tutmak. Motorda nasıl tutacağız derseniz şu ayağınızın bilek kısmıyla şurayı yani şu vites çubuğunun olduğu yeri burayı tutacaksınız. Bastır buraya. Tamam mı? Ayağın yanmaz. Burada da aynı şekilde şuraya bastır buraya. Sonra ön frene de bas tabii. Sonra ayağa kalk. Motora oturma. Yavaş yavaş debriyajı bırakırken gaz ver. Böyle yanıyor. Yaktık mesela azıcık bir şey. Bir de şey var. Lastik yakarak sürme. O biraz tehlikeli çünkü bu motorda ABS var. ABS'yi birazcık kandırmanız gerekiyor. ABS'siz bir motorda daha rahat olur. Onu da göstereyim. Şimdi onda da motor birinci viteste yürüyor ya. Bir eliniz gene işaret parmağı frende. İşaret parmağı debriyajda.
Ya da iki parmak yapın. İki parmak fren daha iyi her zaman. Şimdi ayağa kalktınız, motor ağırlığınızı öne verdiniz. Dur bir dakika, yapamadım. İşte ABS'si var ya, o yüzden birazcık olmuyor. Anlatacağım şimdi. Ayağa kalktınız. Bak, ABS devreye girdi. Az daha uçuruyordu bizi. O yüzden ya dediğim gibi birazcık şans. Birazcık deneyeceğiniz düşmemeye çalışın. Bunu yaparken çünkü ben birkaç kez düştüm. Hemen göstereceğim bir daha. Bir saniye. Mesela ileri doğru giderken ön lastiğim bir şeye denk geldi. Düşüyordum az da. Neyse bu şekilde. Artık ben lastiğimi yakmamam lazım. Artık siz yapın. Hadi gidelim buradan. Yeter bu kadar. Bir de trafikte yapmanızı önermem arkadaşlar. Yani düşersiniz arkadan birisi gelir falan filan. Böyle şeyler olur. Hadi şimdi de beni izleyin artık, yeter. Evet, yapamadık çünkü lastik sarıyor. Tekrar hızımız yaklaşık 40 civarı. Gözüme çok sinek geliyor. Neyse, bence teker artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Teker tamamen bu. Yani ilk başlarda yapamayacaksınız haliyle çünkü öğrenmeseye kadar olmuyor. Şimdi ikinci vites falan filan unutun siz. Birinci viteste yapın hep. Ama dediğim gibi ayakta da bir de denemeyin bence. Çünkü düşebilirsiniz. Bir de ayağınız her zaman şu frenin üzerinde olsun. Böyle korktuğunuz basın ama ben yapamıyorum. Yani basarsanız iyi olur. Basarsanız düşmezsiniz. Benim beyin yetim onu kaldırmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Of, vizörü de kapattık. Çok sıcak oldu ya. Oh. Bir de teker yapmak yoruyor arkadaşlar. Şöyle tekrar ikinci vitese düştük. Yaklaşık hızımız 40. Debriyajı tokatladık, geldi. Bak ben 3'e atıyorum. Artık shifter var ya, tak diye atıyorum vitesi. Geçiyor ama bu sefer de iniyor ya. Onu tam çözemedim. Bakalım, öğreneceğiz. Ben mükemmel yapmıyorum bu arada tekeri. Yani o yüzden kanka sen yanlış yapıyorsun falan filan diyenler olabilir. Şarjımız kaç ki, hala çekiyor. Neyse o zaman ben burada videonun kapanışını yapayım. Şarjım kaç çünkü bilmiyorum. Her an kapanabilir video. Gerek yok. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkatli olun lütfen teker yaparken. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Hiçbir şey canınızdan önemli değil. Bunları yapıyorsanız kapalı alanlarda yapın. Benim gibi caddede yapmayın. Yani benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ben iyi bir örnek değilim. O yüzden çok isteyen vardı. Çok isteyen olduğu için zaten ben öğretmek istedim. Ama tavsiye etmiyorum. Teker yani iyi bir şey değil. Motorunuza çok zarar veriyor. Ele düşerseniz cebinize çok zarar veriyor. Yani iyi düşünün. Bazı şeyleri teker yaptım, o hava attım olarak düşünmeyin. Çünkü bu işin maliyet kısımları var. Motorunuza çok zarar veriyorsunuz. Motorunuz yatak sarabilir vesaire vesaire. Düşebilirsiniz. Canınız yanabilir. Sakat kalabilirsiniz. Ölebilirsiniz. Her şeyden önemlisi bu. Onun için bir ömür boyu motosiklet sürün. Bakayım hala çekiyor mu? Çekiyor. Önemli olan bu aleti bir fiil sürmek. Anlık yaptığınız şeyler sadece size zarar verir. Ya ne boş konuştum amına koyayım. Ne, dikkatli olun işte. Yapıyorsanız da yani kimse size zorla yapmadı. Düşüyorsanız da ağlamayın, kalkın, motorunuzu kaldırın, devam edin. Yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bayağıdır video atmıyordum ama artık düzelteceğim gibi gözüküyor. Bu videoyu da bu arada bugün çekip atacağım. Önceki videoları bundan sonra atacağım. Birkaç tane daha stok videom vardı. Fazla yok zaten. Başka ne diyebilirim? Artık buradan sonrası sessiz bir sürüş olacak. Çünkü odaklanarak biraz kendim teker yapacağım.
Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Üçüncü vites de böyleydi. Bir de hiçbir zaman gaza gelmeyin. Bu da çok önemli. Sakın. Gaza gelmeyin. Yapmayın bunu. Hala çekiyoruz mu? Çekiyoruz. Bari biraz da makas atalım. Gelmedi ya. Üçte oturmadı ya.